Merhaba arkadaşlar. Öğretmen ataması ile ilgili alınan kararlarda üzüldüğümüzü söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Ancak mülakat sistemi var biliyorsunuz. Şimdi bu videoda o konudan bahsedeceğiz. E, mülakat sistemi nasıl olacak, nasıl işleyecek? Hemen aktaracağım abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız haberleri kaçırmamak adına. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi hemen yeni mülakat sisteminden sizlere bahsedelim. Mülakata objektif kriterler getirilecek ve öğretmen adayına mülakat öncesi sistem üzerinden mesaj gönderilecek ve sorumlu olduğu ders ve konu hakkında öğretmene bilgi verilecek. Böylece adaya hazırlık yapma imkanı sunulacak ve mülakat 14 haftalık konu ile sınırlandırılacak. Konu dışına çıkılmayacak, öğretmen adayına genel kültür sorusu da sorulmayacak. Öğretmen adaylarına önceden mesaj gidecek, 14 haftalık konudan sorumlu olacaklar. Ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Aday kendisine ve yöneltilen sorular ve verdiği cevapları imzalayacak. Değerlendirme komisyonu ise öğretmen adayına mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak ve aday da puanını içerideyken öğrenecek. Yani aday puanını içerideyken öğrenmiş olacak arkadaşlar. Herhangi bir şekilde sistemde kaç puan alın diye beklemesine gerek kalmayacak. Puan sisteme girdikten sonra ise değiştirmek mümkün olmuyor bakın bu çok önemli. Yani puan sisteme girildikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Aday kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevabı imzalayarak heyet adayı mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Yani e, siz mülakattaysanız o salondan ayrılmadan sizin puanınız belli olacak. Aday da puanını içeride öğrenirken puan sisteme girdikten sonra değiştirmek de mümkün olmayacak. Söz konusu düzenleme yönetmelik değişikliği ile yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı çalışmayı tamamladıktan sonra yayınlanmak üzere resmi gazeteye gönderecek ve yeni sistem ilk olarak 20 bin öğretmen ataması için uygulanacak arkadaşlar. Şu anlık mülakat sistemi bu şekilde ama üzüldüğümüz çok fazla konu var. Beklemediğimiz çok fazla konu var atama sayısı olsun çok fazla bekledik ama beklediğimize pek de değmedi. Öğretmen adaylarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Kendinize de çok iyi bakın sağlıcakla kalın.